İyi akşamlar, iyi hafta sonları sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Zeminle yattık, zeminle kalktık. Yağmurla yattık, yağmurla kalktık. Son 72 saat Türkiye'de Eryaman Stadı, Çaykur Didis Stadı. Maç oynanacak mı, oynanmayacak mı? Oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Bunları konuştuk ve bugün nihayetinde Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mağlup kapattığı karşılaşmayı 3-1 kazandı. Maç sonrasında İsmail Kartal'ın açıklamaları son derece önemli. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Genel Sekreter Burak Kızılan'ın yaptığı açıklamalar var. Onları ekranlarınıza getireceğiz. Ve Eryaman Stadı'ndan, Ankara'da, Ankara Gücü'nün stadından görüntüler ekranlarınıza gelecek sevgili seyirciler. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Maç sonrasında Serdar Dursun ve Mert Hakan'ın özel röportajları da var. Daha doğrusu kısa görüşler diyelim havalimanından. Onlar da ekranlarınıza gelecek. Fenerbahçe İstanbul'a geliyor. O görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Sinan abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ertuğrul. Nasılsın Sinan abi, iyi misin? İyi, sağ ol sen. Ben de iyiyim, yine çok şıksın. Siyah, beyaz, ya, süper. Normal kazak. Siyah, beyaz, normal kazak. Normal kazak işte. Ya Sinan abi, basketbolda bu niye böyle sürekli bir tepki bugün, böyle ben anlamadım. Ama Beşiktaş bugün, basketbol bugün takımına. Bugün değil mi Fenerbahçe evet. maçında yani. Yani Fenerbahçe maçından sonra garip bir tepki, garip bir... Neden öyle tepki? Ben de anlamadım yani. Yani Umut Tahir Güneş'e nasıl bir istifa tepki? Edeceğim demiş. İstifamı Umut vereceğim Tahir demiş. Umut Tahir Güneş maddi, manevi. Ben anlamadım. Şimdi ben sosyal medyada gösterdi çocuklar bana. Maddi, manevi her şeyini zamanını veren ve eski yönetimle beraber de çalışan ve sevgili Hasan Arat Başkan da evet. onu devam ettirdi başarılı diye. Tabii. Ama bu kadar kolay adam harcanmaz. Yani Fenerbahçe'nin bütçesi belli, Beşiktaş'ın bütçesi belli basketbolda. Dolayısıyla en nihayetinde yenilebilirsin. Rövanşları da vardı bunun, yanılmıyorsam. Değil mi? Bu kupaydı galiba ya, değil tabii mi? Yani çok... Rövanşları da var yönüyle... herhalde. Ama yani bu kadar bir anda tepki falan. Ben o sevgili Umut Tahir Güneş işte istifamı vereceğim falan demiş. Sevgili Hasan Başkan'ın da kabul edeceğini zannetmiyorum. Ben de. O istifayı. Umut Tahir Güneş de son derece başarılı. Ama dediğin gibi bu iş... Bütçe işi, bu iş para işi. Ne kadar çok param varsa o kadar kaliteli oyuncu alırsın. Ne kadar iyi para verirsen o kadar iyi oyuncu alırsın. Yani dolayısıyla, yani oyuncu derken basketbol oyuncusu demek istiyorum. Onun için bence sahip çıkan yöneticilerinize böyle yani ufak tefek böyle hemen mağlubiyetlerde böyle ağır tepkiler olmamalı. Nihayetinde Fenerbahçe'ye iniyorsun. Yani belki de senin 5-6 misli falan bütçen Fenerbahçe. Aynen öyle. Sinan abiciğim. Evet canım. Sinan abi, rahatsız olmuyor musun bu zemin olayı? Güldürmüyor mu biraz sizi? Vallahi bizim yani, biz ne zeminlerde oynadık ya. Ben onu söylüyorum ya. Evet biz ya. Ne zeminlerde oynadık. Bizim geçen hafta konusu oldu ya. Bizim gündüzün saat 1.30'da oynuyorduk. Toplar sekerdi, dizlerine vurdu, stop edemezdin falan yani. Top sürerken falan eline koluna çarpardı, dirseğine çarpardı. Öyle sekerdi. Ne zeminlerde oynadık. Yağmurlu havada hiç top oynamadın mı Sinan abi? Topu vuruyorsun gitmiyor. Daha örnekleri var, çok var böyle örnekler. Karda var, ne maçlar var karlarda falan. Bugünkü Rize Spor maçına baktığın zaman ne var zemini? Şahane zemin. Kenarlarda biraz su birikintisi vardı. Onun dışında oynanır, oynandı da. İşte oynandı, öyle topla takılmadı. Ayrıca da yağmurda hiç durmadı. Yağmurda evet. hiç durmadı. Çıktılar da aslan gibi de iki takım da mücadele etti. Fenerbahçe takımı maden buldu. Altın madeni yani. İkinci yarı altın madeni buldu. Bu madeni kimle buldu? İrfan Can'la. Maçın yıldızı kim sence? İrfan Can. Tartışmasız. İrfan Can. Ondan sonra Serdar Dursun gelir. Attığı harika gol ama maçın ustası İrfan Can. Yani maçı tamamıyla Fenerbahçe'nin lehine çeviren, bu galibiyetin mimarı aynı şekilde dediğim gibi İrfan Can abi. Ara sıra denemek lazım. Bak bugün mesela İrfan Can, Mert Hakan müthiş oynadılar. Döndü Serdar Dursun, harika mücadele etti. Bugün İsmail Kartal devrim yaptı. Evet. Çıkarılmayacak denilen oyuncuları çıkardı. Bir anda acayip risk aldı. Yani eğer İsmail Kartal bu maçı kaybetseydi Ertem, büyük tepki alırdı bu oyuncu değişikliklerine, biliyor musun? Bu oyuncu değişikliklerine büyük tepki alırdı. Ama büyük bir kumar oynadı ve kumarı başarıyla da kazandı İsmail Kartal. Hiç zemin memin yok, çıktı aslan gibi iki takımda şahane mücadele ettiler. Şahane ama çok acımasız, çok acımasız bir eleştiri var ya. Yani ben anlamıyorum insanları, biliyor musunuz? Ya o sahada kaygan bir zemin var. Sahada kayamaz, kayarsın, topu tutamazsın. Elinden kayar, oradan kayar. Kaleci bu golleri nasıl yer mesela? Ya arkadaş yapmayın Allah aşkına ya.
top son derece sert giriyor. Kaleci elini kaldırmadan gidiyor. Yani şunu bir kere aklınızdan falan çıkarın ya. Yok Fenerbahçe altyapısında oynamış da. Fenerbahçe altyapısında oynamış. Ve sonra bu çocuk Fenerbahçe kazansın diye Maus'tan gol yemiş. Ya böyle bir şey nasıl düşünüyorsunuz ya? Bu çocuk burada para kazanıyor. Burada hayatını kazanıyor. Niye böyle bir şey yapsın ya? Niye böyle bir şey yapsın yani? Fenerbahçe'li aşkı istikbalinden daha mı ağır bastı yani? Öyle şey olabilir mi? Yapmayın ya. Yapmayın. Böyle eleştirir olmaz. O kaleci yani o kaleci ben bakıyorum. Hem de futbol oynamış insanlar falan eleştiriyor yani bunu. Bakıyorum ya böyle bir şey olabilir mi ya? Olmaz. Ben kendi açımdan düşündüğüm gibi herkesi kendim gibi gördüğüm için söylüyorum. Herkesi kendim gibi gördüğüm gibi düşünüyorum. Bir futbolcu hiçbir zaman kendine ihanet etmez. Kendi istikbaline, kendi kazandığı parasına, ekmeğine, onun da bir ailesi var. Kesinlikle. En iyisini oynamak ister kalecinin her zaman fotoğrafı. Futbolcu. Ama şunu yaparlar. Bu da eskidendi. Toto yaparlardı. Ama şu ortamda yok bilerek kötü oynayayım. Golleyeyim. Fenerbahçe'ye falan. Kimsenin umurunda falan değil. Adını bile anmazlar biliyor musun? Ya bu kaleci de bize falanca maçta falan kıyak yaptı ya şahane falan. Kimsenin hatalı, aklına gelmezsin. Hatalı falan da işte şey ne o? Kellesini işte şeye attı, tehlikeye soktu. Bizi Fenerbahçe kazansın diye gol yedi falan. Ne derler biliyor musun? Ulan ne karaktersizmişler. Oynadı takımını sattı derler biliyor musun? Onun için arkadaşlar yapmayın. Böyle şeylere prim vermeyin. Böyle şeyler. Hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Şampiyonluk maçı dahi olsa bile, böyle kör gözün parmağı, bu şekilde bu işler öyle yapılmaz. Onun için yapmayın. Böyle şeylere prim vermeyelim. Yazık. Bu insanları da sosyal medyada top çok aniden ve sert geliyor ve çocuğun elinden kayıyor top. Top ıslak. Islak top ya kaygan hızlıca bir ve anlık oluyor. Anlık oluyor onun için yapmayın. Fenerbahçe takımı. Sinan abi özür dilerim bu konu hakkında şu anda canım. Çok tweet gelmeye başladı. Evet. Çok mesaj yağıyor şu anda. Evet. Sinan abiye teşekkür ediyoruz yani. Rize ya sporlar, Fenerbahçeliler. Neyse o, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı falan değil. Bak neyse o. Neyse onu söylüyorum. Kendim gibi, tamam kendim gibi düşünüyorum belki. Kendim böyle bir şeye yani müsaade etmem. Ama o çocuğun da müsaade edeceğini. Bu çocuk takımı var, arkadaşları var. Orada yaşıyor, o şehirde yaşıyor. Niye Maus'tan gol yiyecek ya? Böyle şey olabilir mi ya? Yapmayın ya. Yapmayın. Günah. Kul hakkı yemeyin. İnsanlara bakıyorum. Çok rahat sallanıyor. Çok rahat eleştirileniyor. Çok rahat seyredilmek için. Yıkılıyor sosyal medyaya. Çok rahat seyredilmek için. İnsanlara bazı camialardan prim görmek için bu eleştirileri yapmayın. Bunlara alet olmayın. Neyse onu söyleyin. Kendin yapar mısın? Kendin yapar mısın? Önce onu. Söyleyene onu söyleyeceksin. Kendin yapar mısın? Kendin yapıyorsun ki böyle bir şeyi bu insanlara da yakıştırıyorsun. Ben bunu söylerim. Yapmayın. Evet Ertan'cığım. Evet geçelim artık. Maça geçelim. Futbolun içine geçelim. Maça geçelim. Maça baktığı ama zaman. Ama şunun altını ısrarla çizerek belirtiyorum. Sinan abi diyor ki bu tip havalarda top kaygandır. Dünyanın en iyi kalecileri bile ya gol yiyor bu şekilde. Neler yiyorlar ya yapmayın. Fenerbahçe altyapısından başlamış. Ya daha iyi oynamak ister ya. Fenerbahçe'ye dönmek için ya. Türkiye'de yerli kaleci sıkıntısı var ya. Kaleci sıkıntısı var ya. Al Mustera ya. 42 yaşına kadar falan oyna ya. Bastonlarla falan oyna Mustera. Bak bastonla oyna Mustera bu ülkede. Bu yerli kalecileri gördükten sonra geçen hafta söyledim. Bu yerli kalecileri gördükten sonra Mustera bastonlarla falan oynar. 42, 43 falan devam et Mustera. Devam et. Yani o çocuk niye böyle oynasın ya? Olur mu en iyisini oynamak ister. Bir de eline ya. Acayip bir fırsat geçmiş. Herhalde. Eline bir fırsat yani, gelmiş. Ertem'im böyle şeylere prim vermemek lazım. Ama maalesef sosyal medyada enteresan bir oluşum var. Bunlar böyle şeylerden prim almaya çalışıyorlar. Ama
biz gibi insanlar bunları söyledikçe bunlara müsaade etmeyelim. Böyle de kul hakkı yemelerine müsaade etmeyelim. Günah. Bunu konuşan demek ki bunu yapmaya müsaittir. Nokta. Hadi bakalım. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Mehmet Batuhan Ağar kulağıma söylüyor ki abi diyor bütün sosyal medya hesaplarını gizliye almış. Yani o kadar küfür ya ediliyormuş. Günah çocuğa ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye yapsın arkadaş? Ailesi var ya. Ya, ya o da para kazanıyor bu işten ya. Ya Rize Spor takımı saldırıyor, kazanmak istiyor. Kim bilir Rize Spor maçında bu maçta şahane de prim vardır. Abi bakın Ertem'cim Anadolu takımları sezonda 4 veya 8 tane maçlarda böyle maçlarda kendilerini gösterirler. Tabii vitrine çıkarlar. Aynen. Bu maçı Rize'nin X maçını fazla seyretmezsin. Rize'nin normal bir Anadolu takım maçını seyretmeyebilirsin. Gündüz oynarım bilmem ne oynarım. Mesela ben bugün Antalya İstanbul Spor maçı seyretmedim. Golleri seyrettim. Seyretmedim gündüz maçını. Örnek veriyorum. Hatay maçını seyretmedim. Hı hı. Seyretmedim. Gollerine baktım. Ama 4'te Hatay Fenerbahçe oynasaydı seyrederdim. Tabii. Hatay Beşiktaş oynasaydı seyrederdim. Hatay Trabzon olsaydı seyrederdim. Hatay Galatasaray oynasaydı seyrederdim. Yani söylemek istedim. Zaten bu çocukların vitrin maçı bu. Kendilerini gösterme maçı. Yapmayın ya böyle şey olabilir mi ya? Dersin ki ya kötü kaleci dersin. Kaleci değil dersin. Çok kötü kalecisin sen dersin. Eyvallah. Onu diyebilirsin. Bugün çok kötü oynadın diyebilirsin. Ama öbürü onur, şahsiyet, ayıp şeref ya, meselesi. Günah. Günah. Kul hakkı yemeyelim. Tabii. Evet Ertem. İrfan Can Kahveci. Ben bugün bir başlık attım onunla ilgili. Zaferin gerçek rengi diye. Çünkü Fenerbahçe'nin bir filmi var. Sadece Fenerbahçe'nin filmi olarak değerlendirmemek lazım. Emeği geçen herkesi kutlamak lazım. Zaferin rengi sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin filmidir. İrfan Can Kahveci'nin o görüntüsü de Zaferin rengi. Sen... Şu görüntü muazzam değil mi ya? Spartak Prag maçında. Hı hı. Spartak Prag maçında iyi sevgili seyirciler. Kerem Demirbay'ın attığı golü gördünüz mü? Kalecinin yediği İlk gol golü. Değil mi? Evet. Kapattı köşeden. 2 metre boyu var kalecinin ya. Kapattı köşeden yedi ya. Hatırlayın. Bağlamadı mı Galatasaray onu? Spartak Prag kalesini bağladı mı Galatasaray? Yoksa küçükken Galatasaraylı falan mıydı? Galatasaray futbol okulunda falan mı yetişti? Yapmayın. Bir sürü böyle goller sayabiliriz arkadaşlar. Gözünü seveyim ya. Bu fotoğraf... şu bekleniyordu pardon Ertem. Şu bekleniyordu. Bugün Fenerbahçe takılsın. Biz yarın rahat oynayalım çıkalım. İşte arayı açalım. Ankara Gücü'nün. Dur bakalım acele etmeyin. Daha takılmalar olacak. Belki yarın Ankara Gücü Galatasaray maçında takılma olacak. Ondan sonraki Fenerbahçe yine takılacak. Daha Beşiktaş'ta oynayacaklar. Trabzon'da oynayacak Fenerbahçe. Yani daha çok maçlar var. Daha çok takılmalar olacak göreceğiz merak olacak. Etmeyin. Olacak. Yani merak ama böyle şeylerden medet ummayalım. Bunlardan prim çıkarmayalım. Bunlardan anladın mı? Başka yerlere yüklemeyelim böyle şeyleri. Evet bu yere düştü pozisyonda. Ve istifra etti. Etti mi? Evet istifra etti yani çok da geçmiş olsun o anda. Bak ben çamur mu kaçtı boğazına çocuğun ne oldu? Maçın yıldızı inanılmaz oynadı. Ben her zaman geçen seneden beri İrfan Can'ı eleştirirlerken bile Fenerbahçe taraftarına eleştiri yapmıştım hatırlarsanız. Evet, evet. İrfan Can'a haksızlık yapıyorsunuz diye. İrfan Can'ın, bu takımda İrfan Can'a her zaman bir yer bulurum. Ama bu takımda, hele bu tip sahalarda, Tadiç'te Szymański mesela aynı anda oynamaz. Sevgili İsmail Kartal. Ve değişiklikleri yaptın, takım rahatladı. Tadiç'te Szymański, hele böyle yumuşak oyuncular, böyle ağır sahalarda zorlanırlar. Niye Sinan abi? Teknik oyuncuların oynayacağı. Bu saha Fenerbahçe için dezavantaj. Hı hı. Daha kaliteli takım olduğu için, daha iyi takım tabii, top yapmak daha isteyen. İyi oyuncular olduğu için. Onun için burada denedi tabii İsmail Hoca. Ama şunu yapması lazım artık. Yani Tadiç Szymański ikisinden birini denemeli. Ama İrfan Can'ı ama ön libero, ama sol kenar, ama sağ kenar. Cengiz çok formdaysa İrfan Can'a bu takımda bir yer bulurum. Doğru. Bir yer bulurum. İrfan Can çünkü kuvvetli öne gidiyor. Ve her an ne yapacağı belli değil. Bir an bakıyorsun orta yapıyor, bir an araya atıyor, bir an şut atıyor. Ya Serdar Dursun'a bugün yapmış olduğu ortayı görmedin mi ya? İnanılmaz. Serdar Dursun'un attığı golü görmedin mi ya? Yani harika bir orta yaptı ya. O da kayarak gitti buluştu. Harika da bir gol oldu. Fenerbahçe takımı bugün Zafer'in rengi filmi gibi o aynı şekilde ben sana söyleyeyim. İkinci yarı böyleydi. Fenerbahçe ikinci yarı Zafer'in rengi filmini seyretmiş gibiydi Fenerbahçe oyuncular. Evet.
Ve seyretmişlerdir de. Tabii. Yani benim arkadaşlarım seyretmişler. Ben gitmedim tabii. Daha şey yapamadım. Çok beğenmişler evet filmde. Bu tabii eski benim seyrettiğim yabancı versiyonu vardı. Zafer'in Rengi. Yani onu anımsıyorum. Pelin'in oynadığı, Sylvester Stallone'un oynadığı bir film vardı. Yani bilmiyorum. Onun gibi bir film mi yani? Burada yani, milli mücadeleyi anlatan. Anladım. Evet. Orada da işte bir direniş öyküsü var. Cezaevinde evet. Bir takım kuruyorlar falan. Hatta Ali Samiyen, rahmetli Ali Samiyen de var. Yani ama dediğim gibi bugün İrfan Can sahanın yıldızıydı. Fenerbahçeliler bugün İrfan Can'a yatsınlar, kalksınlar, dua etsinler, teşekkür etsinler. Önümüzdeki haftaki de Saraçoğlu maçında, Saraçoğlu'nda İrfan Can'ı en önce çağırsınlar, bağırlarına bassınlar. Tabii. Ertem. Muazzam. En önce bağırlarına bassınlar. Çünkü muazzam. Fenerbahçe takımı çok coşkulu oynuyor, müthiş oynuyor. Rize Spor takımı da çok büyük direnç gösterdi. Müthiş bir, agresif bir direnç gösterdiler. Acayip mücadele ettiler ama İsmail Hoca güzel bir organizasyon yapmış arka tarafta. Sahanın durumuna göre Ferdi'yi sağa almış. Osterwald'i kuvvetli fizik olarak da iyi olduğu için solda. Onu da sol tarafa almış kuvvetli. Göbek şey Kurunic ve İsmail. Hayır, stoper. Ha, Çağlar'la. Ciku. Bak Ciku biraz el bombası. Golde sıkıntısı yok muydu Ciku'nun? Yanlış adama atladı orada bak, yani. Ciku bir de o duran topta itiklemesi var bir tane falan. Evet. Öteki türlü Leon Koç'a bırakması lazım falan. Çok telaşlı. Yani biraz heyecanlı Ciku. Ciku'nun biraz daha sakin, biraz daha akıllı, biraz daha dikkatli oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Çağlar bugün çok hatasız oynadı. Çok iyi oynadı. Çağlar çok iyiydi. Çok iyiydi. Sinan abi, Burak Kızılan, genel sekreterin, evet, sayın genel sekreterin bir açıklaması var. Maç sonrasında hakeme çok tepkili. Bir izleyelim bakalım, sonrasında da İsmail Hoca'yı bir izleyelim. Önce Burak Kızılan'ı izleyelim, sayın Burak Kızılan'ı. Sonra da İsmail Hoca'yı izleyelim arkadaşlar hazırsa. İsmail Hoca bazı konularda çok net konuştu. Ona da ilgili konuşacağız. Bir izleyelim bakalım. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle soru almayacağımı, çok da yağmur ya sizler de yoruldunuz, belirtmek istiyorum. Çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. 90 dakika boyunca yağmur dinmedi, taraftarlarımız susmadı. Öncelikle büyük Fenerbahçe taraftarlarını canı gönlünden tebrik ediyorum. Stat zeminleri hakkında hızlıca bir şeyler söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere şu an Türkiye'deki statların, zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Neredeyse gündemde sadece bu konuşuluyor son günlerde. Çaykur Rize Spor'un stadının zemininin biz çok kötü olduğunu biliyorduk. Tabii ki yağmur da bastırdı. Zemin daha da ağırlaştı. Ama biz bunu diğer takımlar gibi hiçbir zaman bir pazarlık unsuru yapmadık. Bunu gündeme taşımadık. Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik. 3 puanı da aldık. Bunu da çok önemli altını çizmek istiyorum. Bundan sonra 12-13 hafta kaldı. Artık her hafta bir final olacak. O yüzden TFF'nin özellikle maçlarla, statlarla ilgili verdiği kararları çok yakından takip edeceğiz. Biz nasıl bu şartlarda bundan daha kötü bir zemin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu akşam oynadığımız zeminden bahsediyorum. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak, mücadelesini verecek ve oynayacak. Bu kadar basit. Son olarak da hakeme değinmek istiyorum. Yani bu akşam hep beraber izledik. Tüm kamuoyu da gördü. Hakemin vermiş olduğu kararların neredeyse çoğu hepsi rakip takım lehine. Yani verilen verilmeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları. Yani tamamen rakip takımın lehine verilmiş durumda. Golden önce yani çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basıyor. Hiçbir reaksiyon yok. Şimanski'nin kırmızı kartı yani olacak iş değil. Yani burada çok net Arda kardeşlerin zaten Fenerbahçe ve camia ile ilgili bugüne kadar yapmış oldukları veya vermiş olduğu kararlar çok net. Bu çok açık bir şekilde bellidir ki Türk futbolunun Arda kardeşler ve benzer hakemlerden artık kurtulması gerekiyor. Tekrardan takımımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
Sevgili seyirciler, Sayın Burak Kızılan, Genel Sekreter Arda Kardeşler'den bahsetti. Fenerbahçe ile ilgili sorunların olduğunun altını çiziyor. Bir şey dikkatimi çekti. İsmail Kartal'da da, İsmail Hoca'da da duyacaksınız. Şimdi Burak Bey diyor ki, delikanlı gibi çıktık oynadık. Diğerleri de oynasın diyor. İsmail Hoca da diyor ki, delikanlı gibi futbolcularım çarpıştı. Delikanlı delikanlı. Yani konuşulmuş belli, maçtan sonra konuşulmuş. Şimdi Galatasaray yarın Ankara Gücü'yle deplasmanda oynayacak ya. Metin Bey geçen hafta söyledi, patates tarlası gibi. Bu statta oynanmaz. Galatasaray camiası ayağa kalktı. Sezgin Gelmez de Buğra Arslan oradaydı. Görüntüleri ekrana getireceğim ama. Ya. Delikanlı gibi kelimesine cümlesi bayağı bir dolu altı aslında. Drop'lı Juventus maçını hatırlıyor musun? Evet, iki gün sürdü. Karlı havada hatırladın. Dozer girdi sahaya gece. Yani karlı hava, karda sağlıyor. Ya bu zeminlere alışkınız ya biz. Oynarız. Ha, bunları ne yapmak lazım? Ha. Bunları sezon başında ve devre araları bu statları denetlemek lazım. Statlara bakmak lazım. Öteki türlü eğer stadı şeyse o statta oynatmamak lazım. Cezalandırmak lazım kulübü stadına bakmıyor diye. Tabii. Ondan dolayı, onun için yani bu statlarda şimdi... Federasyon zaten bu uyarıyı yaptı. Noktayı koyalım. Ankara Gücü daha önce büyük takımlarla hangi sahada oynadıysa yani Galatasaray'da orada oynayacak zaten yani. Bunu zaten yazdılar, bunu sosyal medyada yalandan bunun geyiğini yaptılar. Zaten Futbol Federasyonu buna izin vermez. Öyle bir şey olmaz. Ha ama sahalar kötü. Hiç bu kadar da zeminler böyle bu dönemlerde bozulmamıştı. Bak hiç de bozulmuyordu ayrıca. Bozulmuyordu. Hatırla yani geçen tabii, sene tabii, falan da böyle değildi. Yani onun için bu zeminleri iyi yapmaları lazım, düzeltmeleri lazım. Bu sahalara iyi bakmaları lazım. Çünkü milyon euroluk oyuncular... Çok büyük paralar verdiğin oyuncular ve kalkıyorsun bu kötü zeminlerde bu çocukları oynatmak zorunda kalıyorsun. Sinan abi, bir Alanya Spor maçının bir fotoğrafını getirebilir misiniz? Alanya Ankara Gücü maçının. Şimdi yağmur falan dediler ya herkes. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben tarafsız objektifim Sinan abi de. Aynı şekilde zaten bu program tarafsız objektif. Şimdi İsmail Hoca maçtan önce her yer işte yağmurlu, işte futbolcularımızın sakatlığı falan dedi. Bayağı böyle bir şey yaptı. Sonrasında dedi ki çıktık delikanlı gibi oynadık. Şimdi aslında hocanın... Çelişkili açıklaması var, onu söyleyelim. Onu getireceğim ekrana da. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak Sinan abi. 9 Ocak 2024. Alanya Spor'un canı can değil mi? Sana Ankara Gücü'nün canı can değil mi? Onlar da orada yağmurda, çamurda oynadı. Bu tabii var. Dzeko'nun bir şutu var, hatırlıyor musunuz? Dzeko'nun Rize Spor'un kalesine ilk devre attığı bir şut var. Evet, evet. Hatırlıyor musunuz? Kalecinin kurtardığı. Hatırladınız mı? Evet. Rakibe çarpıp gidiyor. Daha zor bir pozisyon. Daha zor bir pozisyonda kurtardı. Bundan daha zor pozisyon. Yani bu dediğim gibi yani bu çok basit bir pozisyon. Daha zorunu kurtardı bu çocuk. O zaman kurtarmazdı. Çok da sert top yere vurdu ve kurtardı. İyi hatırlayın o pozisyonu. Kalecinin ismi ne? Tarık. Tarık mı? Kaleci Tarık. Tarık Çetin. Bilmem, tanımam, hayatımda da görmedim işte, bilmem. Oranın esas kalesi vardı. Gökhan vardı orada, Gökhan değil mi? O çocuk sakat galiba. Sakatlandı sınırken. Evet. Bu sınırken mi sakatlandı? Bu oynadı. Yani onun için arkadaşlar yapmayın. Yapmayın. Böyle şeyler, ayıp şeyler, futbolu böyle kirletmeyin. Ayıp gerçekten. Böyle gerginleştirmeyin. Gerginleştirmeyin. 2-3 tane böyle pof pof alacağız diye öteki camialardan yapmayın. Eleştirmeyin. İnsanlara ben bakıyorum böyle şeyler söylüyorlar. Ya söylemeyin. Günah. Bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Bugün bayağı reklam varmış, evet. Evet. Hadi bakalım. Reklama gidelim. Reklamdan sonra İsmail Hoca'nın açıklamaları, havalimanından görüntüler ve çok özel röportajlarımız var. Bizden ayrılmayın lütfen. Hadi çaylar, kahveler alınsın. Bu gece uzun olacak biraz. Evet, tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Sinan abi şu anda sosyal medyada bir hayli gündemde söyledikleri, konuştukları... Hep bu var ya. İşte ne o, geçen hafta da ne o kaleci Ertuğrul muydu? Alanya'nın kalecisi. Alanya'nın evet. Kalecisi. Orada aynısını yapıldı. Orada aynı değil mi? Orada... Olmaz ya vallahi. Evet, ona da yaptılar aynısını. Bravo Sinan abi. Ona yapıldı yani, hep yapılıyor bu ya. Yapmayın ya. Yapmayın böyle şeyler abi. Bu insanların ailesi var ya, Sinan abi. Hayır ya. Abi. Şerefi ya, var, onuru var ya. Adamlar orada hayatları, para kazanıyorlar ya. Ne yapacak Fenerbahçe? Yani veya Galatasaray ödül mü verecek bunlara? Aa, tebrik ederim bravo falan diye. Bravo diye. Yapmayın. Ayıp böyle şeyler.
Gerçekten ayıp ya. Yani. Kurtardığı pozisyon var ya. Top yere vuruyor ya. Dzeko'nun vuruşu. Evet abi, onu bir görsünler. Onu bir gösterin o pozisyonu. Keşke o pozisyonu bir oynatabilsek şurada canlı. Şu Szymański'nin pozisyonunu versenize bir. Szymański ile Dzeko'nun pozisyonları. Szymański'ye yapılan hareket kırmızı kart mı? Dzeko'nun yaptığı penaltı mı? Rize ve Fenerbahçelilerden haliyle Galatasaraylılardan çok tweet alıyoruz. Yoğun tweet alıyoruz. Sinan abi. Aha. Burada yağmurda çamurda görünmüyor ama burada net bir basma var mı Szymański'ye? Daha netini bulamadınız mı arkadaşlar? En neti buymuş. Yani futbolcunun sağlığını şiddetli şekilde etkileyecek bir davranış olarak görüyorum. Bana göre bu kırmızı. Evet. Bana göre kırmızı. Değil mi? Ben bana göre. Aynı şekilde. Bu net kırmızı ben. Ben de Szymański'ye yapılan tip şeylere, bu ilk yarıda kırmızı. Dzeko'nun pozisyonunda bir bakarım vardı da yani. İtiyor. Git bak değil mi? İtiyor ya. Veya çağırın. Abi şimdi bu var, şöyle bir şey var. Dzeko'yu da verin arkadaşlar. Var da. Bunları da baştan vereceksiniz. Çağırdı mı, çağırmadı mı? Var konuşmaları değil. VAR'a davet ediyor mu, etmiyor mu? Oradan başlayın sevgili federasyon. Çok güzel bir şey yaptınız ama oradan başlayın. Şimdi kim maçın hakemi? Arda. Kim şey? Varcı. VAR'da kim vardı arkadaşlar? Varcı. Böyle yapacak VAR'daki. Söyleyebilir misiniz? Arda'ya. Özgür Yankaya. Özgür. Özgür onun abisi. Arda kardeşim. Şu pozisyonu istersen bir bak. O da diyecek ki, abi gerek yok ya, ben gördüm yakınım. Bunları da verin. Değil mi Ertem? Evet. Yani başı verin başı. Sadece VAR'da konuşulanları değil, VAR'a çağrıldıktan sonraki değil. VAR'a başlarken çağırdı mı çağırmadı mı? Ben bunu da merak ediyorum. Arda'yı bugün mesela VAR'a çağırdı mı? Bu pozisyonda veya çağırmadı mı? Bu pozisyona penaltı falan olmaz. Bu itiş kakış bunlar hep oluyor. Verenler oldu mu? Oldu. Ben vermem bunlara penaltı falan Ertuğrul. Evet. Vermem ben bunlara penaltı. Evet. Şimdi TFF VAR kayıtları açıklanacak dedi ya. YouTube'dan, Facebook'tan, federasyonun tamam, resmi sayfasından tamam. Bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tamam. Ama bu pozisyonla ilgili hiçbir şey bilmeyeceğiz mesela. İşte diyorum. Bak sevgili federasyon. Çünkü VAR'a gitmedi, çağrılmadı. Sayın Büyük Mehmet Büyükekşi. Çok güzel, evet. Müthiş bir futbolda enteresan her bütün camiaların, taraftarların hoşuna gidecek bir hareket yaptınız. Bence de bu konuda hani önümüzdeki sezonda mı erken aldınız? Tebrik hak ediyorum. Tebrik ederim. Federasyonu tebrik ediyorum. Ama çağırdı mı çağırmadı mı? Bunu merak ediyoruz. Yani bu pozisyon değil. Genel olarak çağırdı mı? Yani hakemlerin diyaloglarını lütfen verelim. Hakemle VAR'ın diyaloglarını hep verelim. Gel, bakar mısın? Hayır bakmayacağım. Bak, ha baktıktan sonra sen ne diyorsun, ben ne diyorsun? Bu değil. Esas başı önemli işin. Ertemciğim, çağırdı mı, çağırmadı mı? Evet. Bu pozisyona... Yok, vermem penaltı. Ama en azından bir izleme tavsiyesi. En azından bakarsın ama vermem. Çok çok ağır olur yani. Bu zeminde, bu şartlarda. Ama söylüyorum, bu Dzeko... Bir pozisyonda da Livakovic'e topu mesela bırakması lazım. Vurdu. Alabilirdi de. Biraz şey oynuyor. Sakar oynuyor. Biraz yani libero sakinliği yok. Libero sakinliği yok. Biraz dikkatli olması lazım. Bonucci mi Dzeko mu? Daha kodu. Dzeko daha çabuk. Daha çabuk. Daha çabuk. Hep her türlü. Her türlü. Peki. Daha ama daha kontrollü, daha dikkatli olması lazım Ertem. Sinan abicim. Şimdi bir İsmail Hoca'yı izleyelim. Dinleyelim İsmail Hoca'yı. İsmail Kartal'ı lütfen dikkatle dinleyelim. Ama Rize'nin golünden önce faul var mı diye soruyor arkadaşlar. O görüntüyle de ilgilen hani Rize Spor'un golünden önce faul var mı? Tadiç'in omzuna basma falan filan. Onlar hikaye. Bence de değil. Temiz yani gol. Burak Bey. Rize'nin golü falan da gol. Sevgili orada Burak bence Kızıkan. Yanlış düşünüyor. Aa, o kadar bu, da değil. O kadar da bu. Değil abi, bunlar normal çıkışlar bunlar ya. Eğer bu faulse Dzeko'nun pozisyonunda penaltı. Aynen öyle. Buna ben faul vermem. Ben bunlara vermem abi, çıkacak. Futbolcu çıkacak ya. Şöyle çıkacak vuracak ya. Bunlar olacak ya. Yapmayın ya. Bu kadar da değil. Hayır abi, temiz yürü. Hiçbir Dzeko, şey yok. İki kişinin üstüne çıkarak gol attı. Yani aynen bunlar öyle. Normal futbol geçen içinde hafta, olan şeyler. Aynen öyle, yok. Bunda faul falan yok. Katılmıyorum ben Fenerbahçe yönetici kardeşe. Bence de. Burak Bey'e de buradan selamlar. Ben katılmıyorum. Bu yorumuna aynen, katılmıyorum. Aynen, ben de katılmıyorum. Şimdi İsmail Hoca'yı bir izleyelim.
maç öncesinde işte futbolcu sağlığı, sağ zemininden falan bahsetmişti. Maç sonrasında İsmail Hoca ne dedi bir görelim bak. Güzel konuşmuş. Çok bayağı bir mesaj var. Yani erkek gibi demeyelim de kadınlar da erkek gibi oynuyorlar yani. Kadınlar da aslan gibi oynuyorlar. Şimdi kadın futbol takım maçlarına bazen seyrediyorum, bakıyorum. Birbirlerini falan filan dövüyorlar. Yani bayağı şey gibi erkekler kadar kuvvetliler ve sertler. Ben sana evet, söyleyeyim. Yani artık bu ayrımı yapmayalım erkek kadın ayrımı. Kadınlar da ben sana söyleyeyim çoğu erkeklere falan da taş çıkarırlar biliyorsun. Öyle var ki öyle sert kadınlarımız var ki maçlarını seyredin öf 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 öf. Nasıl alıyorlar birbirlerine biliyor musun? İnanamazsın. Sinan onun abi. İçin ama hoca güzel konuşmuş. Hoca dolmuş biraz galiba. Ya şimdi Galatasaraylı futbolcuların da böyle bir düşüncesi yok burada oynamayalım diye. Sosyal medya. Çıkan, tabii. Galatasaraylı futbolcular yardım etsin. Onlar da çıkarlar. Hepsi aslan gibi tabii. Çocuklar. Galatasaraylılar da çıkarlar. Erkek gibi onlar da oynarlar yarın. Aynen göreceksin. Öyle. Oynarlar. Ya bundan kimse imtina etmez. Ertemciğim oynarlar. Oynarlar orada. Ama bu zemin bahanesini falan filan bunları çıkaralım artık. Atalım gündemimizden. Statlarımız bu. Futbol federasyonlarımız statlarımızı daha iyi denetleyecekler. Statlar onu daha iyi denetleyecekler. Bakacaklar. Ekecekler mi? Ne yapacaklar? Şimdi birazdan Eryaman'ı göreceğiz. Ya arkadaşlar ben Ankara Gücü'nde 3 sene oynadım. Buz zeminde oynadık. Bir tane benim Trabzon maçı var buz zeminli. Bulsana onu. Bulabilir misiniz arkadaşlar hemen? Hani var ya slalom İlker evet, abinin anlattı. İnanılmaz. Buz. O zemin buz. Bulun o buz zemini. Hemen bulalım var, Instagram'da arkadaşlar. Instagram'da da var, Erya'da var, YouTube'da da var. Bakın yani söylemek istediğim Ertemciğim. Bu şimdiki zeminler... O evet ya o acayip bir maçtı. Şimdiki zeminler yani altta buz vardı zeminlerde. Taş gibi zeminlerde oynandı ya. Çamurlarda oynandık ya. Şimdi bizim Fikret Hoca atmış bir tane resim. 81-82 İnönü Stadı. Ya bileklere kadar çamurla oynadık. Aynen ya. Öyle ya. Bileklere kadar çamurlarla oynadık ya. Oynayacak abi futbolcu oynayacak. Neresi varsa orada oynayacak her yerde. Oynar da oynar. Galatasaray'da oynar. Hepsi oynar. Ya Sinan oynar. Abicim çok özür dilerim. Ben maçtan sonra... Heh, bu maç. Bak. Bu maç gördüğünüz orası buz. Buzlu zemin. Bildiğin yani, buz. Tabii. Ankara'da Ocak, Şubat aylarında genelde buzlu olur karlar. Karlı baksana buzlu. Zemine falan. Aynen. Sabotiç attı aynen. Trabzonspor maçı bu. Yani buzlu zemin. Çok önemli. Al, görmüyor musun buzu? Çimene bak. Ertem çimin evet. Rengini görmedin yok mi? Yok ya sarı. Yanmış yanmış. Sarı. Çimler yanmış. Soğuktan yanmış. Aynen öyle. Sen şimdi Eryaman Stadı yarın bunun yanında o Wembley. Eryaman bunun yanında Wembley. Biz burada orada ve şeyli o çivili ayakkabı. Özel kara ayakkabısı tabii. Giyiyoruz. Kaymamak için Ertemciğim. Çivili ayakkabı yani. Yani bilmiyorum ya yani Sinan abi. Bak o kadar doğru ki sosyal medya... Yöneticileri zor durumda bırakıyor, futbolcuları zor durumda bırakıyor, insanlar birbirine giriyor. Ya ne var ya bu abi statlarda ilk defa mı maç oynanacak ya? Şimdi bir ödül törenimine bir yerde Dursun Özbek'le Ali Koç yan yana gelmişler ama hiç konuşmamışlar. Bir ortamda. Bir ödül töreni bir gecede. Kulüpler Birliği olabilir mi? Değil, başka bir şey. Bu ihalede falan olabilir belki mi? Göksel Bey falan yerde, yan yanalar. Bir yerde birisi unuttum. Göksel yani, Gümüş unuttum tam nerede. Hiç konuşmamışlar bile. Yan yana bile gelmemeye çalışmışlar. Düşünebiliyor musun? Olacak iş değil ya. Yani niye bu zeminde oynanmasın? Ben anlamadım. Ya bunu geç oynanır zaten ya. Ya Sinan abi. Metin Bey. Metin Öztürk Bey. Ağzından adamın hani patates tarlasını belki hayatında ilk defa söylemiştir. Dünyanın en kibar insanlarından abi, biri. Dersin. Geçen hafta çıktı adam dedi ki patates tarlası. Ama niye çok tepki var? Erdemciğim, oynamayalım diyebilirsin. Diyebilirsin ama oynamak zorundasın. Tabii. Çıkacaksın oynayacaksın. Hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Yöneticileri de zor durumda bırakıyor tabii sosyal yani, medya. Tabii de yani ama çıkacaksın oynayacaksın arkadaş. Şimdi bugün Fenerbahçe takımı kaybetseydi Fenerbahçeliler de diyecekti biliyor musun? Tabii. Ya bu zeminde oynanır mı? Oynanır mı? Burada yağmurda oynattınız bilmem ne yaptınız falan diye. O zaman ne şimdi delikanlı kalacaktı ne erkeklik kalacak. Aslında mesela yarın Galatasaray'a takıldı mesela. Vay bu federasyon işte bu zemin. Hayır abi herkes orada oynadı ve oynayacak. Fenerbahçe Ankara'da oynadı mı? Oynadı. Gittim oraya. Oynadı değil mi Ankara'ya bir de şeye gidecek. Türkiye Kupası maçına gidecek. Ya bir de Ankara Gücü'yle ligde oynadı mı Fenerbahçe? Oynadı. Oynadı. Orada oynayacak. Herkes orada oynayacak abi. Mecbur artık. Bunu değiştiremezsin. Oynadı. Artık. Yani oynadı. Bir havalimanı görüntülerini ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Rica etsem.
çok kısa böyle çok birer cümle. Serdar Dursun ve Çağlar mıydı? Kimdi? O konuşan tahkimci miydi Ertem? Tahkim kurulu başkan vekili Alaaddin Bey. Hala mı var? Hala var. Hala görevde mi? Evet evet başkan vekili. Versene onu bir merak ettim. Şimdi mi? He. Ciddi misin? Bundan sonra ver. Tamam. Çok merak ettim. Bir verin Mert Hakan, Serdar bir izleyelim. Allah razı olsun abi, çok mutluyum. İnşallah şampiyonluk gelecek bu sene. Allah razı olsun abi, çok mutluyum. İnşallah şampiyonluk gelecek bu sene. Maçla ilgili. Mutluyuz kazandığımız için. Zemin nasıldı? Çok kötü, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Serdar... Ömer Kılıç Çetin çekti Devrim Zengin'in röportajı. Serdar Ömer'e de tebrikler aralara girmiş. Doğdu ama Serdar bir de ciddi de Fenerbahçeli. Karagümrük tabii. Çocuğu. Bir de ciddi Fenerbahçeli yani ha. Aferin. Tebrik ederim. Yani çok tatlı olan iyi de. Bak Karagümrük'e gitti değil mi? Karagümrük'ten geri geldi. Evet, evet. Yani şimdi ne oldu? Bu çocuğu eleştirdi herkes. Niye alındı diye. Al işte. Aynen öyle. Abi Allah'ın sopası yok ya. Büyük konuşmayacaksın. Girer ya. Girmez attın. Hele ya. Futbolda büyük falan konuşmayacaksın ya. Allah'ın sopası yok. Tak diye cezalandırıyor bak. Küt gördün mü? Değil oradan mi? İrfan Can kesti. Hop kaydı attı. Onun için büyük konuşmayacaksın. Kimseye de ağır eleştirmeyeceksin. Bak gençliğinde, gençliğinde değil mi? Şimdi dede olmadı da. Serdar. Kardeşimiz. Daha bak. Evet. Yani. Fenerbahçeli ya. Evet, evet evet ben tanıştım. Bir karşılaştım bir yerde. Fenerbahçeli aynı. Bu arada sevgili seyirciler... bugün Levent Mercan, değil mi? Doğru arkadaşlar. Levent Mercan, Karagümrük'ün sol beki. Bir ara adı Galatasaray'la geçmişti. Sayın Süleyman Urma'ya sormuştuk. Bugün ben bizzat menajeri Ersin'le konuştum. Bugün bazı yerlerde haberler çıktı. İşte Levent sezon sonu Fenerbahçe ile söz kesti. Karagümrük'le Fenerbahçe anlaştı diye bizzat menajerini aradım. Yayından maç sırasında... Yayından 2 saat önce maç sırasında menajerine sordum. Ersin dedim böyle böyle bir şey var doğru mu? Hiçbir haberimiz yok. Benim haberimin olması lazım dedi. Kulübün de haberi yok dedi. Futbolcumun hiç haberi yok dedi. Haber kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Yani Levent Mercan'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu haberi bizzat menajeri yalanladı sevgili dostlar. Hemen bunu söyleyelim. Levent Karagümrük'te devam ediyor. Nice'den teklif gelmişti. Fiorentina'dan teklif gelmişti biliyorsunuz. Frosinone'den teklif gelmişti. Avrupa'nın birçok kulübünden, Arap Yarımadası'ndan da teklifler vardı. Fakat bu futbolcuyla ilgili olarak şu anda hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin anlaştığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Yani bizzat menajeri kendisi söyledi. Derik Köy'ün menajeri aynı zamanda sevgili Ersin. Levent'in de menajeri ki bana göre Türkiye'nin çok 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 kıymetli, çok değerli uluslararası bir menajer zaten Avrupa'da yaşıyor. Dünyaca ünlü bir marka menajer. Ersin kardeşime sordum ya dedim doğru mu değil mi? Hayır dedi yok benim hiçbir haberim yok. Hiçbir şekilde de gerçeği yansıtmıyor. Futbolcu sezon sonuna kadar Karagümrük'te ondan sonrası için de hiçbir şey konuşmadık. Şu anda da konuşulacak bir şey yok. Takımı için mücadele ediyor dedi. Durum bu bilginiz olsun. Fenerbahçe haberi gerçek değil, doğru değil. Şimdi Sinan abi tahkim kurulunu istedi. Merak ettim şu an faal mı bu beyefendi? Sinan abi faal. Evet. Alaaddin Varol Bey. Galatasaray Sparta Prag maçında önce ne yaptığını bir görelim o zaman. Görelim. Bir 25 numarayı görelim. Ben Alaaddin Bey'e de teşekkür ederim. Devrim Zengi röportajı yaptı, tele röportajı. Konuştu. Kırmamış bizleri. Alaaddin Varol Bey. Bir Alaaddin ekrana Bey Galatasaraylı mı? Birazdan röportajda söylüyor. Galatasaray Sparta Prag. Destekler ve kalpler Galatasaray'a. Avrupa maçı evet doğru. 15 Şubat 2024'te. Avrupa destekler maçı. Destekler ve bilebilir. Kalpler Galatasaray'a. Avrupa maçı. Bir tepki aldı, yıkıldı ortalık. Avrupa maçı Ertem. Ne yaptı? Yani inanamazsınız. UEFA hakemlerine mi gitti? Şimdi Galatasaray takımında bir şey söyleyeceğim sana. Aslan gibi de oynadı, yendi yani. Prag. Fenerbahçe'nin hakem, Galatasaray'dan hakem daha fazla mi? Parasal anlamda ceza alması.
Fenerbahçe'nin Galatasaray. Evet, PFDK tarafından. Bu beyefendi işte, mi veriyor cezaları? Tahkim de ya işte insanlar bilmiyor tahkim PFDK ayrımı. Tahkimde bir tane yok ki kaç tane 7 tane. 26'yı verelim arkadaşlar. Tahkimde 7 tane falan üye var ya Ertem. Sadece tek başına 2022'de bak. 2022'de de gönüller Fenerbahçe için atıyor demiş. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında. Şimdi bu beyefendi Alaaddin Bey muhtemelen Türk takımlarına acayip bir sevgisi olan. Evet. Müthiş bir adam bak. Burada da aynısını burada da. Demek ki adamı yerden yere vurdular. Gereksiz yere. Bu da var bak. Evet. Yan yana versene Serkan. Serkancığım ikisini birden verebiliyor musunuz? Alaaddin Varol Bey'i. İkisini yan yana getir. Ya futbol artık aşık. ülkede Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye başarılar dilemek bile biliyor musun? Futbola aşık. Küfür yiyorsun bir de. Şimdi mesela biz bu akşam ne yaptık? Hafif Fener'e koltuk çıkar gibi olduk değil mi mesela? Beni alın ekrandan bugün, arkadaşlar. Şimdi Galatasaraylı dostlar bize sallayacaklar diye sus mesela. Şimdi yarın da Galatasaray'ın hakkı yendi değil mi mesela? Biz çıkacağız. Galatasaray'ın hakkı yendiği için tabii ki neyse yenirse yani diyelim. Temenni etmiyoruz. Eleştireceğiz. Bu sefer Fenerbahçeliler bize başlayacak. Ay falan diye. Hep bu böyle gidiyor zaten. Ama bunlara alışın. Neyse onu söylüyoruz. Bakın şimdi bu beyefendiye şu son resimden sonra Ertem diyor parçalamışlar. Oo, parçalamak ne? Parçala. Bakın 2022'de de Fenerbahçe stadında. Fenerbahçe Dinamo Kiev benim anlattığım maçta. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçına gelmiş. Bak ne yazmış? Gönüller Fenerbahçe için can atıyor. Bak için atıyor. Buyurun arkadaşlar alın. Anlatmaya gerek yok orada. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok orada işte görüyorsun. Ertem. Görüyorum. Ertem görüyorsun. Bu ben adamı görüyorum. Yerden yere vurdular. Yazık günah değil mi? Ha buyur. Dinleyelim. 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 Haydi bir görelim bakalım. Biliyorsunuz sosyal medyada sizinle ilgili bir takım paylaşımlar ortaya çıktı. Bunlarla ilgili düşünceniz nedir? Ben Türk takımlarının hangi takım olursa olsun uluslararası müsabakadaki maçlarını milli maç kabul ederim. Hepsine giderim. Tahkim kurulu üyesi olmadan önce de giderim. Şimdi de giderim. Bu son olaylarda daha önce Fenerbahçe Dinamo Kiev maçına gitmiştim. Bir paylaşımda bulunmuştum. Beşiktaş Nesli maçına gittim. Yine paylaşımda bulundum. Dün de Galatasaray Sparta Prag maçı vardı. Maça gittim ve paylaşımda bulundum. Ve bunları bir taraftar olarak değil, bir Türk vatandaşı olarak kalbinde, göğsünde, yüreğinde Türk bayrağı olan bir vatandaş olarak gidiyorum. Yani. Nezaket kurulları içerisinde paylaştım. Bundan daha doğal bir şey yok. Anladım. Bir de Alaaddin Bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi 12 Mayıs'ta mesela sizin bir paylaşımınız vardı. Bugün Kadıköy'de olmak vardı. 12 Mayıs'ta biliyorsunuz bu olayların olduğu gün. Bunları mesela nasıl açıklarsınız? Hatırlamıyorum da o kesin bir Galatasaray, Fenerbahçe'nin galip geldiği bir maçtır. Ya bir uluslararası maçtır ya çok şey bir maçtır. Yani o olaylarla ilgili değil. Yani yok hani Fenerbahçe'nin olaylar oldu ya maç yarıda kaldı ya biber gazı sıkıldı o maçta görüntü mü? Hiç hatırlamıyorum. Şeyde Kadıköy'de olmak yani ben şunu söyleyeyim ben o tarihlerde geriye dönüp bakılırsa benim yaptığım televizyon basın açıklamaları var. Bu olayın kumpas olduğunu tamam mı? Aziz Yıldırım'ın cezanın tutulmasının yanlış olduğuna ilişkin televizyonda da verdiğim ve gazetede de verdiğim demeçler vardır. Yani ben o tarihlerde FETÖ'yle mücadele eden bir sürü televizyon programı var yani. Evet. Siz Galatasaraylı mısınız Alaaddin Bey? Yok ben taraf tutmuyorum. Ha, Galatasaraylı değilsiniz? Yok kesinlikle değil. Hangi takım tutuyorsunuz? Ya çocukluğumda ben Adana'da büyüdüm. Adana Demirspor sen partisi yani sevgisi var. 3-4 hafta önce Fred'in cihazını 3 maçtan 1-2 maça düşürdük. Fenerbahçe'ye Fred var ya. Işte. Evet. Üç maç vermişti. Biz 2 maça düşürdük. Tamam. Bu defa da Galatasaraylılar benim Fenerbahçe Dinamo Kiev'de gittiğim maçı şey yaptılar. Aha. Çok kullandılar. İşte zaten bu Galatasaray Fenerbahçe'li de maçı cezasını 2 maça düşürdü. Bundan ne beklenir şudur budur falan diye Fred'in kararından dolayı ben çok eleştirdiler tamam mı? Bir karar da ben vermiyorum ama ben zaten karar verme şansım yok. Bizim kurum, takip kurulu 7 kişiden oluşuyor. Ben bir kişiyim yani tamam mı? Benim karar verme şansım da yok zaten. Yani biz elimizi kararlarımızla ilgili elimizi vicdanımızda koyarız. Zaten benim hiçbir kararımla ilgili
insanlara bir şey söylemiyoruz zaten. Hangi kararımızda tarafsızlığımızı yitirmişiz onunla ilgili bir şey yok. Peki yani buradan o zaman şunu söyleyebilir miyiz Alaaddin Bey? Fenerbahçeliler rahat olsunlar, benim asla ve az kimseye hakkını yemem. Kesinlikle onu söyleyebilirsin Galatasaray'da, Fenerbahçe'de de. Zaten ilk defa ben bundan 1,5 yıl önce, bu dünkü paylaşımdan önce aynı paylaşım. Ben sosyal medyamda görürsün, resimde koyabilirsin. Hı-hı. Aynı paylaşım, aynı. Hı-hı. Orada da kalpte Fenerbahçe için çarpıyor diye 1,5 yıl önce Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında resim paylaşmış. Aslında ben o resim paylaşmasaydım, tamam mı? Hı-hı. Dünkü Galatasaray maçında resim de paylaşmayacaktım. Silmek de istemedim yani. Tamam, 1,5 yıl önce bir Fenerbahçe ile ilgili paylaşımım var benim. Aynı, bu aynı pozisyon da aynı. Bak sen sosyal medyada, ben sana atarım gerekirse, görürsün. Vatandaşların çoğu yazmış zaten. Kardeşim niye bunun üzerine gidiyorsunuz? Zaten adam Fenerbahçe maçına da gitmiş, Galatasaray maçına da gitmiş. Bundan daha doğal ne olabilir yani? İkisini de aynı resim paylaşmış. Ben size şunu söyleyeyim. Abi Fenerbahçe, Galatasaray bizim güçlü takımlarımız. Biz bunların tırnağına bir zarar gelsin istemeyiz. Biz hukukçuyuz aynı zamanda. Elimizden ne gelirse yani hukuk kurulları içerisinde biz kulüplerimizin başarılı olması için elimizden geleni yaparız. Hiç kimseye ne bir gram menfaat ne bir gram aleyhine bir karar vermeyiz. Verdiğimiz, bak şunu söyleyeyim. Geçen yıl Abdülkerim Bardakçı'da biz iki maçı bir maça düşürmüştük. O zaman da Fenerbahçe'ler üzerimize gelmişti. Bak. Hı hı. Geçen yıl. Bu yıl Fred'in kararını biz 3 maçtan 2 maça düşürdük. Bu defa da Fenerbahçe şeyler geldi. Galatasaray'la geldi. Yani biz vicdanımıza göre karar veriyoruz. Şeye göre değil yani. Artı biz kurulur yani. Ben fert olarak tek başıma karar verme şansım yok. 7 kişiyiz yani. Fenerbahçeliler rahat olsunlar. Galatasaraylılar rahat olsun. Bütün taraftarlar asla ve asla hukukun dışına çıkmayız. O yüzden ben Galatasaray maçına da gidiyorum, Fenerbahçe'nin maçına da gidiyorum. Paylaşımlarımı yanlış anlamışlar mı diyorsunuz? Hayır, yaptığım paylaşımlar uluslararası müsabakalardaki maçlar. Ben diğer maçlarda hiçbir paylaşım da yapmam. Ben o maçları milli maç olarak görüyorum. Ya ben bir Galatasaray'ın Spartak Prag'da oynadığı maçta ben oraya bir milli maç, Türkiye takımı milli maçında ne hissediyorsam o hisse gidiyorum. Ya da Fenerbahçe'nin bir uluslararası müsabakasında ben o maça gittiğimde ben oraya Fenerbahçe taraftarı olarak veya Galatasaray taraftarı olarak gitmiyorum. Bir Türk insanı olarak, bir Türk vatandaşı olarak, Anadolu insanı olarak gidiyorum. Ben orada her hangi takım olursa olsun, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, kim olursa olsun uluslararası müsabakada ona destek için gidiyorum. Yani o takım yenisi şeyde. Türkiye'nin puanı yükselsin. Anladım. Amacımız o yani. Yoksa bizim lig maçlarıyla ilgili benim bir tane paylaşımım yok yani. Öyle bir şey yok. Fenerbahçeliler dönüp geriye baksınlar yani şeye. 3-6-4 bir önceki Galatasaray'la benimle ilgili söylediklerine baksınlar. Anladım. Tamam Alaaddin Bey. Çok çok teşekkür ederim Alaaddin Bey. Yani şimdi sosyal medyada o kadar bilgi kirliliği var ki insanlar başarı dileyemiyor. İnsanlar konuşamıyor. Yani Ertem, en kötüsü ne biliyor musun? Başarı diliyorsun, küfür yiyorsun ya. Alaaddin Bey'e çok teşekkür ederiz bu arada. En kötüsü ne biliyor musun? Adam tuttu takımı söyleyemiyor. Evet ya. Ya muhtemelen Galatasaraylı veya Fenerbahçe söyleyemiyor. Böyle bir şey Beşiktaş olabilir mi? Beşiktaş maçına da gitmiş. Beşiktaş yani gidebilir, her yere gidiyor. Ya arkadaş, şu anki federasyon başkanı hangi takım tutuyor? Galatasaray. Bundan evvelki federasyon başkanı kim? Tescilli Fenerbahçe, Nihat Özdemir. Ondan evvelki kim? Beşiktaş. Tescilli Yıldırım Demirören. Beşiktaş. Ya abi adam takımı da tutabilir, maça da gidebilir. O ayrı karar, bu ayrı. Yani insanlar tuttuğu takımları falan söyleyemiyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya tuttuğun takımı söyleyemiyorsun. Adamcağız söyleyemiyor. Ben Adana Demirsporluyum falan filan. Sinan abi, falan Sayın diyor. Rahmi Koç, Sayın ha. Ali Koç, Sayın Hasan şey Adam yemek yiyorlar. Ya bunlar dostlar. Yani Koç şirketlerinin danışmanlığını yapıyordur. Ve Rami Koç Bey'in sevgili Hasan Arat Başkan manevi oğludur ya. Yapmayın arkadaşlar. Aynı şekilde bilmiyorum masada kimler vardı belki. Hüsnü Özdeğin var mıydı bilmiyorum. Yani bunlar hep dostları. Bak şimdi hatırlarsan ne dedim? Evet. Koç'tan. Şimdi arka tarafta muhtemelen FIBA'dan. Sevgili Hüsnü Özdeğin, Murat evet. Özdeğin oradan gelecek. Evet. Onlar büyük Beşiktaşlı. Onlar da çok iyi Beşiktaşlı. Murat Özdeğin kendisi söyledi bana abi. 2 tane geliyordu. Geliyor para yani. Fenerbahçe 30 sayı fark attı. Ya buyurun. Yani. Onun için yapmayın arkadaşlar. Yani bunlar artık insanlar tuttuğu takımı söyleyemiyor. Maça gidemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben o zaman görev yapmayayım abi. O zaman bir yerde görev aldım maça gidemeyeceğim. Adamlar bırak gitsinler. Özgür iradesi de kararlarını versinler. O ayrı bir konu. Söyleyemiyor ya. Böyle bir şey var mı Ertem? Bak inan diyorum söyleyemiyor ya.
Biraz daha... Söyle ya, söyle, korkma ya. Söyle, tuttun takımı da söyle. Tam Adana Demirspor aslan gibi takım. Benim de 6 ay oynadım orada. Adana Demirspor şahane. Adana. Ama bir de bir tane daha takımın vardır senin. Yani o lokal. Ayrı, gönlünde ayrı ama bir de takımın daha vardır. Ama maalesef çok kötü noktaya geldi bu sosyal medya Ertemciğim. Evet. Kötü noktaya getirdi insanları. Felaket bir yere getirdi diyelim ve reklama mı gidiyorsun? Sevgili seyirciler, reklama gideceğiz ama benim Almanya'dan çok kıymetli bir misafirim geldi. Hamburg'dan Selim Özcan. Almanya'nın çok önemli iş adamlarından. Çok değerli, kıymetli misafirimiz bugün. Geldi ama sevgili dostlarla beraber. Çok şey selamlar. Nasıl olacak? Selim Özcan kardeşim. Çınar kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz Çınar'cığım. İyi ki varsın. Bir gün sen de Türkiye'nin ve Avrupa'nın çok önemli bir kalecisi olacaksın. Geçmiş yaşlarındaki hayallerin inşallah gelecek yaşlarında gerçeğe dönüşecek. Seni İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da anlatacağız. Ve bir gün milli takımın kalecisi olacaksın. Samet abi, İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Samet abi... Kopenhag'ın stoperine bakmaya gitti. Kopenhag Manchester City reklamdan sonra diyor Serkan, bana çok kızıyor. Kopenhag'ın stoperine bakmaya gitti. Taş gibi stoperleri var. Beşiktaş'a. Oo. Önümüzdeki sezon. Aynen öyle. Neyse. Reklam diyelim. Bunu yazalım birazdan. Tweet atalım. Birazdan alt yazıda verelim. Reklam diyelim. Yeliz bizi yemesin. reklam. Tekrar beraberiz. Şu anda Kopenhag'ın stoperi... İsim alabilir miyim Sinan abi? Her yere haber olmuş şu anda. Bir tanesi işte ya. İsmini söyleyelim. Samet abi gitti baktı. Çok iyi, taş gibi oyuncu o. Mayıs ayı için, yani sevgili Beşiktaşlar rahat olun. Mayıs ayı için, yani Mayıs, Haziran işte önümüzdeki Temmuz transferler için Beşiktaş çalışmalarına başladı. Seyrediyorlar, bakıyorlar. En iyilerini almaya çalışıyor. İşte Samet abi Kopenhag maçında şu an orada Kopenhag'ı takip ediyor. Muhtemelen onun stoperiyle ilgileniyor. Vavro muhtemelen. Nereli? Söylüyorum. Memleketine bak bakayım. Vavro. Kastamonlu mu? Yok, Slovakyalı. Aferin. Samet Hoca'da bir Slovak şeyi var böyle. Aferin. Değil mi? Olabilir. Vavro. Vavro 27 yaşında. Partizan doğumlu. 1.89 boyunda, sağ aynen, ayaklı, 4.5 milyon euro şu andaki güncel değeri. Yani, Lazio'da, bakılıyor. Huesca'da oynadı. Kopenhag, Zilina'da, Zilina çıkışlı bir futbolcu. 1-2-3-3. Sezonu şu anda. Kopenhag'da. Taş gibi oyuncu. O, geçen sene 41 maç, 36'sı 11, 2 gol, 3 asist. Ondan önceki sene devre arasına gelmiş, 16 maçın 16'sında ilk 11 çıkmış. 1 golü 1 asisti var. Bu sene 29 maçta 11 çıkmış, 3 golü 1 asisti var. Maşallah, daha ne olsun. İyi topçu, 33 maçta. Daha ne olsun. Sinan abi, ben anlattım maçını. Yanılmıyorsam Trabzonspor maçını anlattım. Kopenhag Trabzonspor. Vavro çok etkili daha bir futbolcu abi. Yanılmıyorsam anlattım. Aynen öyle. Beğendiğim de bir stoper. Manchester City maçında da oynadı. Aynen. Kaç reyting almış? 7 reyting almış. 3-1 yenildiler gitti ama. Yani yenildiğin takım da Manchester City yani. Aynen. Vavro. Ama iyi oyuncu. İşte Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sene Bayern Münih maçlarında Icardi'ye göz açtırma diyor arkadaşlarım içeriden. Biliyorum. Kopenhag Galatasaray maçlarında. Taş gibi oyuncu. Evet. Peki sevgili seyirciler. Fenerbahçe'de Zafer'in Rengi Gecesi vardı hafta içerisinde. Beni de davet ettiler ama ben yurt dışındaydım, İngiltere'deydim. Teşekkür ederim Fenerbahçe yönetimine. Orada bulunamadık ama şunu söylemek istiyorum. Sadece Fenerbahçelilerin değil, Galatasaraylıların, Beşiktaşlıların, Trabzonsporların da kol kola girip gitmesi gereken bir milli mücadele filmi. Çok hoş bir film. İzlemek lazım. Bu tip filmleri izlemek lazım. Görmek lazım. En azından görmeden eleştirmemek lazım. Çok önemli isimler, tarihe damga vurmuş, bak, Türk futboluna damga vurmuş isimler var. Çok enteresan. Şimdi bizim Osman Almanya'dan, hı hı, biz konuşuyoruz, abi bizde hala reklam diyor. Öyle oluyor mu? Şu an Almanya'da mesela, biz geldik ya reklamdan, hı hı, geldik. Biz konuşmaya bir şey yaptık. Osman şu an bana, abi bizde hala reklam diyor. O kadar, hani belki zaman var mı o kadar? Allah Allah, yok ya. Kaç saniye vardır ki? Yani olsa olsa bir dakika olur da biz 3 dakikadır yayındayız. Yani. Demek ki bir dakika.
Bizde hala reklam diyor. Allah Allah. Vallahi enteresan. Kaçak reklam mı var arada acaba Almanya'da? Şimdi bir izleyelim bakalım. Emeği geçenlere de sonsuz teşekkürler. Bir görelim. Filmi izleyelim. Daha doğrusu filmin galasını bir görelim. Sevgili Devrim Zengi oradaydı. Sevgili Buğra Arslan çekti değil mi? Arkadaşlar Buğra, görüntüler Buğra'ya ait. Kameraman arkadaşlarımız Ömer Kılıç Çetin'le Buğra Arslan acayip işler yapıyorlar. Bugün birisi Rize'de, birisi Ankara'da. Yürekten tebrik ediyorum. Bir görelim bakalım neler olmuş galadan görüntüler. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir iki cümle bir şey söylemek ister misiniz hocam filmle ilgili? Vallahi ben tarihini okudum. Az çok biliyorum ama güzel, duygulu, anlamlı. Fenerbahçe sonuçta halkın içinden çıkan bir takım. O yıllarda verdiği mücadele, Kurtuluş Savaşı'nda futbolcularımızın tarihe geçmiş çok anlamlı bir mücadelesi var. Bu General Harrington'da oynanan maçta da nasıl oynandığını ondan öncesinde hepsini okudum. İnsan böyle bir camiada futbolcu olup antrenmanında çok daha büyük bir anlamlı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir film izleyeceğiz. Yapanların eline sağlık, emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Hocam Fenerbahçe taraftarına bir mesajınız var mı? Paniğe gerek yok diyebilir miyiz? Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Diğer görüntüleri de bağlayalım. Hepsini arka arkaya verelim. Sadece İsmail Hoca değil, hepsini arka arkaya verelim. Nasılsın? İyidir abi, sen nasılsın? Hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Çıkışta görüşelim. Çıkışta. Bir iki cümle bir şey söyler. Yok, heyecanlıyız. Bekliyoruz yani. İzlemeye geldik. Bilmediğimiz şeyleri öğrenmeye umuyoruz bu gece. Çok teşekkürler. Taraftara bir mesajın var mı? Yani tabii ki de her zaman. Tabii ki de yani daha çok maçlarımız var. Onlar bize inanmaya devam etsinler. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Çok teşekkür ederim. Anlar uyum sağladım Fenerbahçe'ye. Tabii. Yani takım arkadaşlarımın ilk geldiğinde de söylemiştim. Taraftarımız olsun, hocalarımız olsun sağ olsunlar. En yani kısa sürede beni adaptasyon sorunumu atlattılar. Onlara teşekkür ederim. Çok sağ teşekkürler. Sağ ol Çağlar. Merhaba abi, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hadi akşamlar. Tamam, görüşürüz. Çok teşekkür. Abi bir de imzalar mısın ya? Yani kusura bakma abi. Abi gerçekten çok iyi bir insansın. Rica ederim, sağ olasın. Kendine bak abi. Görüşürüz, sağ olasın. Evet İrfan, neler söyleyeceksin? Fenerbahçe taraftarları seni yalnız bırakmıyor. Evet. Yani bizim kulübümüzün çok özel bir gün, çok güzel bir gün. Fenerbahçe'nin birleştirici gücünü herkese göstereceğimiz bir gün olacak. Ben de çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan, futbolcusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Filmi izledikten sonra daha net konuşuruz tabii ki ama ilk izlenim olarak hem çok güzel bir ambiyans var, çok güzel bir ortam var. İnşallah keyifli de bir film olmuştur. Teşekkür ediyorum. Peki taraftara buradan bir mesajın var mı? Biraz böyle panik oldu taraftar son beraberlikten sonra. Yani tabii ki abi arada böyle bir ufak kayıplar olacak. Futbolda böyle şeyler oluyor. Bize inanmaya devam etsinler. Biz inşallah sezon bitince şampiyon olmak istiyoruz. Bütün oyuncu grubu, hocamız, başkanımız hep konuştuğumuz zaman hedefimiz belli zaten. 4 kupayı da kazanmak istiyoruz. İnşallah bu 4 kupayı kazanırız, taraftarlarımıza hediye ederiz. Peki bazı yorumlar var, bana da çok geliyor. Birazcık İrfan Can kaleye geçsin çünkü Ivković hatalı goller yiyor. Sen ne düşünüyorsun rekabetle ilgili? Ya aramızda tatlı bir rekabet var tabii ki yani yorumlar geliyor ama hocamızın kararı. Ben oynadığım zaman elimden geleni yapıyorum. Eminim ki Ivković de oynadığı zaman elinden geleni yapıyordur yani o konuda bir sıkıntı yok. Forma gelirse oynarım, gelmezse oturur desteklerim. Hiçbir sıkıntı yok benim için. Şampiyonluk gelir bu sene. Ya inşallah gelir abi. Biz de istiyoruz, ümit ediyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yani inşallah olur. Efendim siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Heyecanlı filmi izlemeyi bekliyorum. Emeği geçen Abdullah Oğuz'a ve tüm set emekçilerine, oyunculara teşekkür ediyoruz. Peki İrfan Can kaledeyken? İzlerken maçları ne düşünüyorsunuz? Çoğu zaman heyecanlıyım, izleyemiyorum. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.
Peki Agah Bey, siz ne söyleyeceksiniz? Siz Fenerbahçe'nin yönetim kurulundaydınız. Daha sonra federasyona geçtiniz. Şu anda federasyon sizce hakkaniyetle davranıyor mu Fenerbahçe'ye? Çünkü Fenerbahçeliler bundan çok isyandalar. Federasyonun hakkaniyetli olmadığını düşünüyorlar. Valla Fenerbahçe tabii bütün takımlar kendi açılarından bakıyorlar. Zaman zaman haklı oldukları taraflar var, haksız oldukları taraflar var. Ama biz federasyon olarak herkese eşit mesafede olmak durumundayız. Ve sorunları da çözmek durumundayız. Bu da çok kolay olmuyor Türkiye şartlarında. Hele bu sene çok kolay olmuyor. Onun için en iyisini elimizden geleme, en hakkaniyetli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve sonunda olacaktır. Mutlaka bir gün bunlar düzelecektir. Geçen birisi bana bir yorum yazmış. Şu diyor, Sayın Yusuf Günay hakemlerle ilgilenirken bizim Agah Bey kadın futboluyla ilgileniyor diye bir yorum yapmış. Hayır, bunu öyle. Da ben size buradan yapayım. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Tabii ki her şeyle ilgileniyoruz. Ayrıca ben kadın futbolundan sorumlu değilim federasyonda. Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden, altyapıdan ve akademiden sorumluyum. Aynı zamanda başkan vekiliyim. Aynı zamanda icra kurulu üyesiyim. Dolayısıyla benim sorumluluklarım çok fazla. Federasyon da hakikaten çok büyük. Türkiye'deki her şeyle, ayrıca Şenez Bey'in bahsettiği gibi UEFA'sı, FIFA'sı var. Bunların hepsiyle ilgileniliyor. Onun için herkese sakin olmasını söylüyorum. Peki Yusuf Bey, siz söylüyor musunuz Yusuf Güney'e, Fenerbahçeliler sizden? Aranızda böyle bir konuşma oluyor mu? Yok, yani böyle bir konuşma olmuyor. Çünkü biz orada herkes kendi işleriyle ilgileniyor. Kendi kulüplerinin sorunlarıyla ilgileniyor. Böyle bir şey görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Yani görüşüyoruz tabii de. İsmail sakin ya, dur. İki cümle koy. Dur, daha başlamadı. Dur. Gel İsmail. Ya İsmail. Yetişemedim İrfan. İrfan. Ya 11'e kadar beni bekleteceksin İrfan ya. İki cümle bak. Ulan konuşmaya korkuyorsunuz be. Hayret bir şey size ya. Filmle ilgili değil mi? Ne olacak yani sanki? Yani iki tane kelime çıkacaksınız. Filmle ilgili söyleyeceksiniz. Böyle bir şey var mı ya? Adam oraya gelmiş. Herkesi davet ediyorsunuz. Hepimizi davet ettiniz. Ben de davetliydim. Aynen öyle. Yani. Ne alakası var? Bahsetmiyorum o zaman filmden ben de. Ne alakası evet. var ya? İki kelime etmiyorsunuz çocuklar ya. Adam oradan bağırıyor. Gelirsin. Devrim abi şöyle 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 falan filan dersin. Geçiştirirsiniz. Gelmiş adam oraya. Kaç sizin yaşında için. Futbolcularsınız bir de. Yani karşınızdaki yani. Adam sizden 30 yaş büyük. Yani. Mikrofon uzatıyor. Yani. Mikrofonu kapat abi, geleyim özür dilerim dersin. Yani ne ama oluyor? Şey mi, yangın mı var? Yeri geldiği zaman da bizden ricacı oluyorsunuz hepiniz. Aynen öyle. Aman aman aman. Vermeyin işte arkadaşlar bu tarafı. Boş ver. Geç kapat. Verme verme. Kapat. Boş ver. Kapat. Bana montajları gösterseniz vermezdim. Ya böyle bir şey var mı ya? Hiç vermezdim. Baştan verdirmezdim. Mertem ya. Orada İsmail Hoca konuşuyor. Bilmem ne konuşuyor. Teknik direktörü konuşuyor. Bu ne ya? Yo, gösterilmesi daha güzel oldu aslında. Hayır, herkes konuşmamak gördü. Ne demek ya? Gördü. İrfan yani oğlum, ne konuşmamak ne demek ya? Biraz da, biraz da bu insanlara görüntü yok, bir şey yok. Görüntülü olanlarda da şikayetçisiz onlardan da. Yani. Aynen öyle. Neyse. Başka ne var? Bir şey söyleyeceğim. Bir cümleyle, abi ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Beraber filmi izleyeceğiz. Abi, Fenerbahçe'mizin tarihini izleyeceğiz diyeceksiniz. Yani siz bu hareketi yaptıktan sonra biz de diyoruz ki burada Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu kol kola gitsin. Niye gelsin ki Galatasaraylı o zaman buraya? Var mı bizden kimse? Başka, bizden başka kimse var mı orada? Yo, beni çağırmışlardı işte. Oraya gidecektim, gidemedim. Size davet gelmişti. Hafta içindeki şeyi evet. çağırdılardı. Yani zamanım olmadı. Yoksa gidecektim, unuttum aslında yani. Yoksa gider ayrı bir şey. Ama gitseydim de bahsetmem filmde şunu gördükten sonra. Çocuklar konuşun ya. Anlatın filminizi. Seyircilere bir emek verilmiş orada.
Anlatın seyircilere, taraftarlara, insanlara. İki kelime edin, onları filme davet edin. Harika bir film deyin. Veya şöyle film, böyle deyin. Yo, ertesi günde mesaj atarlar hemen. Hı. Sadece bu iki futbolcu için söylemiyorum. Abi siz bize niye dün salladınız? Ya sallama falan değil. Salla. Nasıl istiyorsanız öyle kabul edin yani. Aynen öyle. Ne alakası var? 15 dakika önce de seni övdük. İrfan, sana Türkiye küfür protesto ederken bir tek ben söyledim Fenerbahçe taraftarı yanlış yapıyorsunuz diye. Onu da biliyorsun değil mi? Kızdım sana şimdi İrfan. Buğra'nın üstünde 10 kiloluk kamera. Yani hadi devrim zengi. Neyse uzatmayalım. Sizin yanınızda yani karşınızda bir tane bir kamera var, bir çocuk var. Sırtında neyse, 10 kilo geç. Kamera yani. Olmaz ya vallahi billahi. Kıraç hepimize selam söylüyor. Bir Kıraç'ı bir görelim. Kıraç da mikrofon uzattık sağ olsun. Cevap o da konuştu. Bir görelim bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlısınız. Evet, efsane şarkınız. Eyvallah. Bugün de efsane bir film. Evet. Neler evet. söyleyeceksiniz? Valla uzun zamandır aslında beklediğimiz bir film. İşte takip ettiğimiz kadarıyla çok özenilmiş. Herkes çok memnun şu ana kadar. Biz de ilk defa bugün izleyeceğiz. Sanırım çok güzel bir film oldu. Şu an daha izlemeden o şeye kapıldım ben. Peki efendim, sizin şarkınız çaldığı zaman tribünlerde, herkes ona söylediği zaman, mesela sokaktan gidiyorsunuz, birisi açmış Fenerbahçeli, bunu duyduğunuz zaman ne hissediyorsunuz? Her defasında çok mutlu oluyorum, çok heyecanlanıyorum ama maçlarda ayrı bir güzel oluyor. Hatta şey diyorum yani işte maç bitiyor ama son sözü Kıraç söylüyor. Evet. Fenerbahçe maçı ya. Peki teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım. Beyaz futbolu izliyor musunuz böyle ara sıra böyle bakma şansınız oluyor mu? Bugünlerde izliyorum açıkçası. Bugünlerde izliyorum. Yani eğlenmek için izliyorum diyorum. Eğlenmek için. Eyvallah. Tamam, çok teşekkürler. Evet Kıraç çok teşekkür ederim. Benim de çok sevdiğim, çok maaşı değer çok verdiğim, çok ya. Özel bir sanatçı. İyi bir müzisyen. Çok teşekkürler. Güzel. Marş da çok güzel. Sesi de çok güzel. Allah var. Ne oldu bak ne yaptı? Çıktı filmi anlattı değil mi? Teşekkür ediyoruz biz de değil mi? Hayır hayır. Aynı bize. Aynen bize, öyle. Abi filmin şey bizim cebimize falan yok para falan ya. Girmeyecek. Filmi anlattı. Güzel işte şöyle böyle falan. Sizler de söyleyin. Ama bunu yani Beşiktaş şeyin Fenerbahçe'nin yönetimini yapması lazım bunu. Fenerbahçe yönetimi çıkarken de arkadaşlar işte 4-5 konuşun edin filmi anlatın. Girerken anlatın, ya da. Anlatın girerken öyle. Çıkarken anlatın. Yok girerken de seyrettikten sonra. Anlatın arkadaşlar deyin yani. Aynen neyse öyle. Çok takıldık bu konuya başlayalım. Şimdi Sinan abi. Stat müdürü İrfan Erbaş Bey'e çok çok teşekkür ederim. Ankara Gücü evet. Stadı Eryaman Stadı'nın müdürü İrfan Erbaş Bey'e çok teşekkür ederim. Statta ziraat mühendisleri, statta yok yok. 9 gündür inanılmaz bir çalışma. Her gece sabaha kadar kalan insanlar oranın çimlerinin daha iyi olabilmesi için, daha iyi şartlarda maçın oynanması için bir kere statla ilgili olarak stat yönetimine, stat görevlilerine sonsuz teşekkürler. Ankara Gücü Kulübü'nü de ayrıca kutluyoruz ama İrfan Erbaş'a ayrı bir parantez açalım. Şimdi stadı bir görelim mi Eryaman Stadı'nı Sinan abi? Sevgili Sezgin abi, Sezgin Gelmez ve sevgili Buğra Arslan. Görüntülediler. Orada çekimler yaptılar. Sezgin Gelmez yine yılların gazetecisi gitti. Orada inanılmaz şeyler yaptı yine. Stadı açtı. Stadı açanlara da tekrar tekrar İrfan Bey'e de teşekkürler. Beyaz futbol farkını evet. gösterdi yine. Stada bak halı gibi ya. Buradan böyle gözüküyor. Ama eleştirmek değil bu. Tekrar söylüyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapmış buyurun adamlar. Işte bak, her şeyi yapmışlar. Bak, habercilik yapıyoruz. Buyurun. Bu? Bakın buyurun işte bak adam 60 küsur yaşında adam Sezgin abi kalkıyor gidiyor. Bak buradan stadı gösteriyor. Yani bu habercilik yapıyoruz. Onun için siz de bu tip emekçilere biraz saygılı olun. Ya. Saygılı olun. Üç kelime söyleyin. Ben hiç öyle yapmazdım yani. Hiç kamera bilmem ne hep geri çevirmezdim mikrofonu. Evet ya. Hep konuşurum. Neyse. Başkanınız konuşuyor arkadaşlar. Başkanınızın annesi hanımefendi konuşuyor ya mikrofona. Bravo. Yani. Neyse. Aynen öyle Sinan abiciğim. Bir Galatasaray'la ilgili birkaç şey var. Sevgili Sezgin abi yazmış. Ertem Okan Hoca'nın kafası çok karışık. Sakatlıktan çok çekiniyor. Son çalışmadan önce Berkan, sonra Derik Köyünü diğer tarafta Barış ve Ovrier'i. Kanatta da Tete, Zaha ve Kerem'i denemiş. Ama Ovrier konusunda bildiğin gibi olay demiş. Yani Ovrier'in bir sakatlığı var ya. Onu belirtmiş. Hala kararını vermemiş 11 için diyor. Biz bir stadı görelim bakalım.
Sevgili Sezgin abi çok güzel bir çalışma yapmış. Bir görelim, izleyelim. Ama tekrar tekrar altını çizdiğim bir şey var. Eryaman stat görevlileri, başta İrfan Erbaş Bey ve bütün o stadın çimleriyle ilgili kim varsa adamların hakkını yememek lazım. Ellerinden geleni yapmışlar. Şahane yapmışlar stada bak. Görüntüyü bir görelim, sonrası da dönelim tekrar. Gez bakalım Sezgin abi. Türkiye'nin gündeminde olan stattayız. Evet, Eryaman stadındayız. Yarın saat 19'u gösterdiğinde Ankara Gücü Galatasaray karşılaşması işte tam da şu noktada top buraya konulacak ve bu zeminde başlama vuruşuyla mücadele başlayacak. Türkiye'nin gündeminde dedim. Neden gündeminde? Çünkü bir haftadır konuşulan konu buydu. Maç bu statta oynanacak mı, oynanmayacak mı? Stadın durumu nasıl? İşte biz Beyaz Futbol ekibi olarak sevgili Buğra Aslan'la birlikte stada girdik ve statta incelemelerimizi şu anda yapıyoruz. Eryaman stadında 9 gündür futbol maçı oynanmıyor. Stat dinlendirilmeye alındı. Yeni çim ekildi ve o çimler de çıktı. Evet, gördüğünüz gibi çim, yeni ekilen çimler üzerinde maç oynanmadığı için gayet güzel gelişti ve bu duruma geldi. Belki sahanın çizgileri dikkatinizi çekecektir. Sahanın çizgileri yarın maç öncesi çizilecek ve hatta çimler de kesilip o çimde offside çizgilerine göre o desenler de verilecek ve yarın yapılacak son çalışmalardan sonra stat hazır hale gelecek. Stadın durumu nasıl, zemini nasıl diye sorduğunuz zaman Buğra Aslan kamerasından gösteriyor. İşte stadın durumu bu. Bazı çimde, hani o çimin çıkmadığı bazı bölgeler var. Onlar için de şu açıklama yapılıyor. Ankara Eryaman stadında 30 maç oynandı. Diğer statlarda 15 maç oynanmıştı. Doğal olarak stadın bir yoğunluğu var. Çimde bazı yerlerde, Buğra şöyle alır mısın mesela şu şekilde, şöyle. Çimlerde iki renk görünüyor. İki renk farklılığı görünüyor. Fakat bunda kesinlikle bir boya yok. Bakın ben de şu şekilde elimle bunu göstereyim. Şurada açık, burada koyu bir çim var. Çimde herhangi bir boya yok. Bu şekil bir hani boyama işine gidilmemiş. Sadece stat orijinal olarak kendi çiminde. En kötü yeri olarak stadın neresi diye sorduğumda işte şu kalenin önünde güneş görmeyen bazı bölgelerde noksanlar var çimde. Bir de hemen girişte gördüğümüz out çizgisinin, köşe bayrağının olduğu yerlerde bir bozulma var. Bu da diğer kalenin önü, kale çizgisi yarın çizilecek. İşte direklerin geleceği yerler, çimler bu bölgede gördüğünüz gibi daha sık çıkmış. Ama şu bölge kalenin tam ortasında. Burada çimlerde bir eksiklik var ama onun dışında zemin gördüğünüz gibi yarın oynanacak karşılaşmada basın mensuplarının görev alacağı yer hazır. Biz yarın karşılaşmayı buradan izleyeceğiz. Bizim hemen arkamızdaki bölüm 10 ve 11 yazan yer, Buğra Aslan gösterebiliyor. 10 ve 11 yazılı localar Galatasaray yönetimine ayrıldı. Galatasaraylı yöneticiler karşılaşmayı oradan izleyecekler. Peki cezalı olan Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu ne yapacak? İşte onu da gösterelim. 38 numaralı loja ve hemen yanında Ankara Gücü yönetimine ait Emre Hoca 38 ya da 15-16 loja kendi isteğine kalmış. O localardan takip edecek karşılaşmayı. Eryaman Stadı'nda deplasman tribününün önündeyiz. İşte İstanbul'dan gelen ya da burada Ankara'da Galatasaray'ı destekleyen Galatasaray taraftarı yarın takımlarını burada izleyecekler, buradan destek verecekler. 1200 koltuk var burada ve bu biletler de, bu koltuklarda oturacak kişilerin biletleri de şu anda ceplerinde. Hepsinin yerleri belli. Yarın karşılaşmayı buradan izleyecekler. Eryaman Stadı ile ilgili son bir not daha vereyim. Bilindiği gibi Fenerbahçe-Ankara Gücü eşleşmesi olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda o maça kadar, yani yarın akşam Ankara Gücü Galatasaray maçında saatler 21'i gösterdiğinde bu statta iş bitecek, kapılar kapanacak. İşte o tarihten salı günü Ankara Gücü Fenerbahçe maçının başlama vuruşuna kadar geçecek 10 günlük bir süre var. O 10 gün içinde bu çimin ekimine,
bakımına devam edilecek ve o süre zarfında hiçbir maç burada oynanmayacak. Hatta ayakkabı dahi bu zemine girmeyecek. İşte o zaman hani Fenerbahçe taraftarının da belki camiasının kafasında bir soru işareti vardır. Biz o statta nasıl oynayacağız şeklinde, daha bozulur mu şeklinde. Stat şu anki durumundan daha da iyi bir duruma gelecek kupa maçına kadar. Çünkü bu zemin 10 gün boyunca hem bakımı yapılacak hem de dinlenecek. Daha Ankara Gücü taraftarı da pankartlarını asmış. Yarınki maçı bekliyorlar. Buğra şeyi de çekebilirsin oradan. Davullar da konmuş yerine, hazır çalınmaya hepsi bekliyor. Yani şunu söylemek istiyorum sevgili Ertem Şener, sevgili Sinan Engin. Eryaman Stadı'nda, o Türkiye'nin merak ettiği statta biz buradayız. İçeriye girdik, bu sahayı çektik. Takdir kamuoyunun, ama hani Eryaman Stadı'nda şöyle zemin var, böyle zemin var söylentilerine de bizim görüntülerimiz artık nokta koyacak. Çünkü burada bugüne kadar hiç kimse çekim yapmadı. Drone'la yapılan bir çekim var ki yeni diye lanse edildi. O çekim de Gençlerbirliği Trabzonspor maçından önce yapılan bir çekimde. Yani sahanın son görüntüsü bu. Şu anda saatler 16.30'u gösteriyor. Cumartesi günü 16.30. Bundan sonra da yarın sadece çizgiden çizilmesi ve çimin usulüne göre o offside çizgilerini belirleyecek şekilde kademe kademe kesimine geliyor sıra. Eryaman Stadı'nda son durum bu. Sevgili Sezgin Gelmez'e ve sevgili Buğra Arslan'a çok teşekkür ederim. Stada tekrar tekrar teşekkürler. Görevlilere, yetkililere tekrar tekrar teşekkürler. Sezgin abi maçı oynattı bize. Emre Belezoğlu nerede? Zaten. Yedek kulübesi. Deplasman tribünü. Evet ya. Yoruldu. Sezgin yılların abi Sezgin yoruldu. Abisi. Yoruldu. Vallahi ekibimiz süper. Sezgin Gelmez, Devrim Zengi, Buğra Arslan, Ömer Kılıçetin canla başla mücadele ediyorlar. Abdurrahman zaten sırtına Beşiktaş'ı aldı, yükledi, götürüyor böyle. Abdurrahman, bütün ekibimle hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsi aslan gibiler vallahi yani. Sevgili Batuhan kardeşim montajda tek başına şu anda çarpışıyor. Hüseyin abim, sana da geçmiş olsun. Seni çok seviyoruz. Aynen öyle. Seni bekliyoruz. En kısa i̇nşallah, zamanda geleceksin. Zamanda inşallah geleceksin. İyi ki varsın. Abi. Senin varlığın bize yetiyor zaten. Hüseyin İyiyim. Abim. Nasıl? İyi mi yani? Devamlı. Her gün daha da iyiye i̇nşallah. Gidiyor. Her gün daha da iyiye gidiyor. Hüseyin Yılmaz abimiz. Makas Hüseyin yılların i̇nşallah. Gazetecisi, televizyoncusu. Hepimizin abisi. Servisimizin abisi. Ufak bir rahatsızlık geçiriyor. İnşallah. Lütfen mesajlarınızı da yalnız bırakmayın. O bizim canımız, her şeyimiz. Duanızı da esirgemeyin. Şu anda dua bekleyen herkese de Allah yardımcısı olsun. Sinan abim. Hadi şimdi Galatasaray'ın muhtemel 11'ini bir görelim. Yalnız Galatasaray takımı çok enteresan bir takım. Ya kazanmak isteyince kazanıyor ya. Abi ben kazanacağım diyor. Prag ya. Maçında değil mi, yani Prag maçına bakıyorsun. Beşiktaş yani abi işte Icardi çok farklı bir şey ya çok. Icardi ya. Çok farklı bir oyuncu ya. Sinan abi küstü mü o gün? Ne yaptı biliyor musun? Gol attı ya. Mesela attı ya. Ya çok sevinmedi değil mi diyorlar mesela. Çok sevinmedi. En son Inter taraftarına şu hareketi yapmış. Çok sevinmedi. Niye biliyor musun? Tepki gösterdikleri cool için. Hayır ya. Ya ben bunları hep atıyorum zaten kardeşim. Yani atarım ben. Yani ben Icardi'yim diyor. Herkes atarım yani. Anladın mı ya? Ondan cool davrandı yani. Üçlüye ağır katılmadı. Yaptı. Maçı ağır kurtardı. Yaptı. Tribünlere. Ağır yaptı. Yalnız yani Galatasaray takımında. Dur Sinan abi çok özür dilerim. Üçlüye katılmadı. Maç biter bitmez soyunma odasına gitti hatta Erdem Bey. Acaba? He? Acaba tribünlerden biraz... Ona mı? Geldi mi acaba? Bilmiyorum. Sahanın bak. İçinde bilmiyorum. Yani stat'taki arkada Dinçer Azapan'a sormak lazım. Dinçer Azapan varsa mesela sana yani Icardi böyle bir protesto oldu mu Dinçer'cim? Sevgili Dinçer Azapan stat'ta olduğu maçtaki için. Maçtaki arkadaşlarım diyor ki şimdi Emir diyor evet. Ki hiç tepki yoktu ama son zamanlarda sosyal medyada çok eleştirildiği için. Ondan mı? Ondan bak 8 yıl önce kendisini eleştiren Inter taraftarlarına bunu yaptı. Ha, şu hareketi. Ama bence Icardi'nin de büyük Galatasaray taraftarına bunu yapmaması lazım ya. Taraftarına yani böyle yaptı. Bilmem ama sahanın içinde ama bu maçta çok iyi oynadı ya. Asistleri oyunu yönlendirdi. Orta saha gibi oyunu yönlendirdi Sinan ya. Sinan abi maçta. Takım can çekişirken sen Brezilya, Arjantin, Meksika geziyordun. Ya. Bunu bu taraftara yapma. Bu taraftar ama dünyanın en iyi kulüplerinden taraftarlarından biri. Yapma. Şimdi Icardi de yapılmaz. Icardi de yapılmaz. O da artık hafif hafif aklını başına toplamıştır. Icardi de hayat öpücüğü verdi. Şimdi oraya berabere gitmek var. Bir de 3-2 gitmek var. Tabii. Ertemciğim.
Yani onun için... Ama Sinan abi bunu Galatasaray taraftarına yapma Beykard. O taraftarlar sana şarkılar besledi. Ona yaptığı etmiş. Seni millet senin için sokakta 3 kişiden birisi boyalı yumurta gibi sapsarı geziyor herkes abi, böyle senin için ya. Evli barklı insanlar saçlarını sarıya boyatıyor. Yapma Beykard'ı be. Ne olursa olsun be. Taraftarlar ayrıca bu tip oyuncuları, bu tip üst düzey oyuncuları bağrına basmak lazım. Yani Icardi evet eleştiriliyor, evet biraz hak etti ama eleştirildi. Bizim Abubakar o da eleştirildi ama Abubakar Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda Icardi büyük rol oynadı. Dolayısıyla ne bu arkadaşlar? Dolayısıyla Icardi Icardi evet özel bir oyuncu ama kaybetmemek lazım. Aynı şekilde Abubakar'ı da pazartesi günü Beşiktaş taraftarından ben aynı şekilde Abubakar'a bir hoş geldin. Yani sevgi gösterisinde bulunun. Abubakar'ı kazanalım. Yani en azından bu Mayıs ayına kadar Abubakar'dan iyi performans alsın Beşiktaş camiye. Beşiktaş takımı. Tabii. En azından kupa lig var. Devam ediyor. Madem kupa kaldı. Var. Abubakar'a ihtiyaç var. Onun için dediğim gibi Abubakar Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş taraftarı da zaten bizim oyuncumuz. Maaşını biz ödüyoruz. Ne yapalım? Elimizdeki futbolcumuzun değerini bilelim ve onu daha üst seviyeye çekelim. Ne yapalım? Onu destekleyelim. Daha iyi konsantre edelim. Dolayısıyla Beşiktaş taraftarı bağrınıza basın Abubakar'ı. Aynı şekilde de Icardi'yi de bir an evvel eğer Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa, Galatasaray taraftarı şampiyon olmak istiyorsan sezon sonuna kadar Icardi ile barışın. Sinan abi, Sezgin abi diyor ki beni de bağrına bassın Sinan abim diyor. 64 doğumluyum ben diyor. Aynı yaşta Sezgin abiyle bak. Demek de aynıyız. 60 yaşındasın işte Sezgin abi. Ya Sezgin abi daha ne istiyorsun ya? 6-10'luk. 6-10'luk. Sinan abicim. Ha canım. Galatasaray'ın kadrosunu bir görelim. Bir de maç tahmini rica edeyim senden. Sonra da yavaş yavaş herkesi yatağına yollayalım. Muslera Nelson, Barış Alper, Davinson Sanchez, Berkan, Abdülkerim. Derik Kön ya da Berkan. Abdülkerim yok mu bardakçı? Yok. Ağrıları sebebiyle kadroda yok. Kerem, Icardi, Zaha. Abi Kerem Demirbay çok iyi futbolcu ya. Çok beğeniyorum. Çok iyi profesyonel, müthiş, ahlaklı. Sadece işi top oynamak, futbol oynamak. Başka hiçbir düşüncesi yok. Ya zor maç Ertem. Zor maç. Ben bu maça pazartesi seninle yorum yaptığımızda Galatasaray'a takılacak dedim. Evet. Fener kazanır dedim, Galatasaray'a takılacak dedim. Durum bu. Ben yarın Galatasaray'a takılır gibi düşünüyorum. Eyvah eyvah. Bilemiyorum. Temenni değil. Sparta Prag maçı olmasaydı aynı düşüncede olur muydun? Çünkü geçen hafta onu da ekledin olmazdım. Çünkü Sinan abiciğim. Olmazdım. Avrupa maçından dolayı Galatasaray buraya takılabilir. Çünkü Galatasaray bu kupada yani Avrupa'da finale kadar gider diye düşünüyorum Prag'da elerse. Oo. Bak Galatasaray Prag'da elerse finale kadar gider diye düşünüyorum. Onun için ben yarın Galatasaray'ın yüksek konsantrede oynar mı? Oyunun bir bölümünde belki de bir konsantrasyon yapabilir. Ama Ankara gücünün tabii son durumunu bilmiyorum. Ama Galatasaray, Ankara gücü yenilmez gibi bir his var şimdi. Taraftarın önünde. Aynen öyle. Taraftar var. Tribünler inanılmaz olacak. Aynen öyle. Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Övriyer, Endombele, Ziyech. Bunlar yoklar. Sinan abi bu isimler, evet. Bu kardeşlerimiz. Bunlar demeyelim, özür dilerim. Bu kardeşlerimiz yoklar. Hayırlısı olsun. Oynayanlar zaten bunları aratmazlar. Bir de benim rejiden sevgili Arda kardeşim var. Benim yıllardır Star'da beraber çalıştığım Mustafa abimin oğlu. Artık boynuz kulağa geçti. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Arda'cığım şu anda rejide bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Yarın akşam Türkiye'nin efsane kadrosuyla Beyaz Futbol'da tekrar birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Yönetmenim Serkan Dündaroğlu'nun da sizlere selamı var. Hoşçakalınız.